Dostlarım, iyi günler. Videolarımı izleyenler, kitaplarımı okuyanlar benim ailemde kalp damar hastalığının sık görüldüğünü bilirler. Benden bir büyük olan abim ata binerken aniden kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ondan bir büyük olan ağır bir kalp krizi geçirdi. Kalp krizi sonrası kalbi durdu. Elektroşok yapmak zorunda kaldık. Daha büyük ablam yine kalp krizi geçirdi. Bypass operasyonları oldu. Stent takıldı. Onun da kalbi birkaç kere durdu. Ve en büyük abime stent takıldı. Ve en son olarak da geçen hafta küçük ablama kalp krizi geçirmek üzereyken müdahale ettik ve ona da bir stent taktık. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ciddi bir şikayeti olmayan kişilere stabil angina dediğimiz stabil göğüs ağrısı olanlara stent uygulaması herhangi bir şekilde ömrü uzatmıyor. Ancak kalp krizi esnasında İlk 1,5-2 saat içerisinde stent uygulanması kesinlikle hayat kurtarıcı ve ömrü uzatıcı oluyor. Ablamın da durumu gayet iyi, sağlığına kavuştu. Biliyorsunuz yıllardır kalp damar hastası olmamak için doymuş yağ içeren hayvansal gıdaların hepsinden uzak durulması gerektiğini söyler dururum. Ablacığıma da bundan birkaç yıl önce damarlarının iyi durumda olmadığını, kendisine dikkat etmesi gerektiğini, hiçbir şekilde hayvansal gıda tüketmemesi gerektiğini söyledim ama o da pek çok hastam gibi bu azıcık miktarda yenilen hayvansal gıdaların, azıcık miktarda yenilen yağların kalp damarlarını tıkanmayacağına inanmadığı için perhizini yapmaya çalıştı ama tam olarak riayet etmedi. Her gördüğümde onu daha iyi perhiz yapması için uyarıyordum ama o da "Muratçım ben çok sıhhatliyim, gayet iyiyim, hızlı yürüyorum, işime gidime gidip geliyorum, evimin işlerini kendim yapıyorum, alışveriş yapıyorum, merdiven çıkıyorum, yokuş yürüyorum, hiçbir şikayetim yok" dedi. Bugün size bu videoyu hazırlamamın nedeni kadın takipçilerimi kalp hastalıklarının, kalp krizinin, kalp damar hastalığının belirtileri konusunda bir kez daha uyarmak. Geçen hafta ablamdan "Muratçım ben iyi hissetmiyorum kendimi" diye telefon aldığımda hemen ona "Göğsünde bir baskı ağrı var mı?" diye sordum. "Yok" dedi. "Sol kolunda uyuşma var mı?" dedim. "Yok" dedi. "Sırtın ağrıyor mu?" dedim. "Yok." "Nefes darlığı?" "Hayır, yok." Tek şikayeti ileri derecede halsizlikti. Yani kollarının dermanı kesilmiş, yataktan kalkamayacak kadar kendisini halsiz hissediyordu. Tekrar vurguluyorum, kesinlikle göğsünde bir sıkıntı, baskı hissi veya nefes darlığı yoktu. Dostlarım, bu tabloda erkeklerde ve kadınlarda kalp krizi esnasında ortaya çıkan şikayetleri görüyorsunuz. Erkeklerde en sık görülen şikayet göğüs ortasında baskı ve yanmadır. Kadınlarda ise göğüste baskı hissi vakaların sadece yarısında görülür. Burada gördüğünüz gibi kadınlar daha çok aşırı halsizlikten ve nefes darlığından şikayet ederler. Dostlarım, halsizlik özellikle kadınlarda aşırı yorgunluk, bir kalp krizi, kalp damar hastalığı belirtisidir derken her halsiz olduğunuzda da hemen aklınıza kalbi getirin, koştur koştur gidip tetkikler yaptırın anlamında söylemiyorum. Tabii burada söz konusu olan o güne kadar hissetmediğiniz çok aşırı derecede bir halsizlik ve bitkinlik. Mesela evinizin orada bir yokuş var diyelim. O yokuşu o güne kadar rahat rahat çıkıyordunuz veya birinci kattaki evinize basamakları rahat rahat çıkarak erişebiliyordunuz derken o gün birden o yokuşta bir sıkıntı hissettiniz, eskiye göre bir yorgun hissettiniz, birden gücünüzün azaldığını hissettiniz, merdiveni o gün çıkamaz oldunuz. Bu ani değişiklik, ani gelen halsizlik, yorgunluk mutlaka sizi uyarmalı. Peki bu bulguların olması kadınları uyarıyor mu? Maalesef uyarmıyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kadınlar kalp hastalıkları açısından kendilerini ihmal ediyorlar. Bu tip şikayetler olduğunda göğüslerinde baskı hissi bile olsa kadınların %35'i şikayetlerini başka nedenlere bağlıyorlar. İşte "bugün çok yoruldum, üşüttüm, üzüldüm, akşam uyuyamadım" onun gibi nedenlerle kendilerine bir türlü kalp hastalığını kondurmuyorlar.
İşin garip tarafı kadınlar bu vurdum duymazlığı kocaları için yapmıyorlar. Kocalarında herhangi bir göğüs ağrısı, sıkıntı, terleme, en ufak bir şikayet bile olsa akıllarına hemen kalp geliyor. Aman diyorlar, doktora koşalım, hastaneye koşalım. Ama kendilerine iş gelince biraz ihmal ediyorlar. Bakın, bu ayrımcılığı sadece kadınlar kendilerine yapmıyor. Doktorlar ve sağlık personeli de kadınlara ayrımcılık yapıyor. Şöyle ki, bir erkek acil servise girip de benim göğsümde sıkıntı, ağrı var dediğinde hemen ona en kısa zamanda çok ciddi tetkikler yapılırken, yapılan çalışmalar gösteriyor ki kadınlar aynı şikayetlerle acil servise geldiklerinde doktorlar acaba bu şikayetler sinirsel olabilir mi diye daha ön planda sinirsel şikayetleri düşünüyorlar. Bu yüzden de kalp krizi nedeniyle hastaneye gelen kadın hastalara erkeklere kıyasla 13 dakika daha geç müdahale ediliyor. Dostlarım, kalp damar hastalıkları hakkında biraz daha uyanık olmamız lazım. Çünkü bizim ülkemizde kalp damar hastalıkları her geçen yıl hem daha çok görülüyor hem de daha küçük yaşlarda insanlar kalp sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Artık kalp damar hastalığı böyle bir yaşlılık hastalığı değil. Daha önce size kalp damarlarında oluşan ve kalp krizine neden olan bu plakların çocukluk yaşından itibaren yapılan kötü beslenmeye bait olduğunu söylemiştim. Size bu vesileyle bir tablo sunuyorum. Bu tablodaki risk faktörü dediğimiz kalp krizine, damarlarda plaklanmaya neden olan faktörleri bir daha gözden geçirelim. Koyu sarı renkli kutularda gördüğünüz risk faktörlerine kadınlar daha çok dikkat etmeli. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda kalp krizi riski artıyor. Hem sigara içip hem doğum kontrol hapı kullandığı için 25'li yaşlarda, yani çok genç yaşlarda kalp krizi geçiren vakalar bildirilmiştir. Bu yüzden 35 yaşın üzerinde sigara içen kadınların kesinlikle doğum kontrol hapı almaması gerekir. Kalp krizi geçiren kadınların %71'inde geçmişte tansiyon yüksekliği hikayesi vardı. Bu yüzden tansiyon yüksekliği olan kadınların daha da dikkatli olması gerekir. Kanda trigliserit yüksekliği kadınlar için daha tehlikelidir. 2 hafta önce yayınladığım kan trigliserit seviyesi neden yükselir, yüksekliği indirmek için nasıl beslenmeliyiz videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ve HDL kolesterolü de önemli. Biliyorsunuz koruyucu kolesterol, HDL kolesterolün düşük olması erkekler için önemlidir ama kadınlar için daha da önemlidir. HDL koruyucu kolesterolü 50'nin altında olan kadınlarda gelecekte kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Dostlarım, daha önce de söyledim, kalp damar hastalıkları için bir numaralı en önemli risk faktörü LDL kötü kolesteroldür. Azar azar yediğiniz ve bir türlü tam olarak kesmediğiniz o kıymadaki, peynirdeki, yoğurttaki, yumurtadaki kolesterol ve yağlar yavaş yavaş LDL kolesterolünüzü yükseltir ve sonunda damarlarınızın tıkanmasına neden olur. Çoğu insan marketten aldığı kıymaya bir ekmek veya patates gibi bir besin maddesi olarak bakar. O etin bir zamanlar koşan, oynayan, annesine seslenen canlı bir varlık olduğu gerçeğini unuturuz. Hayvanların da aynı biz insanlar gibi hayatta kalma, yaşama, mutlu olma gibi bir hedefi, arzusu, çabası vardır. Mezbahada öldürülmeyi bekleyen bu dananın gözlerine dikkatle bakarsanız, onun da bir beyni olduğunu, o kadar da aptal olmadığını, birazdan başına geleceklerin farkında olduğunu anlarsınız. Hayvanları öldürmeden, sütlerini içmeden, yumurtalarını yemeden de yaşayabileceğimizi, hem de daha sıhhatli olarak yaşayabileceğimizi sakın unutmayın.